Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Soru Bankası bölümünde ikinci soruyla sizlerle beraberim. Bu videomuzda dörtgenlerde açılarla ilgili bir soru sizlere hazırladım. İsterseniz benden önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırırsınız. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamı takip edebilirsiniz. Sorumuzu okuyorum. KLMN dikdörtgendir diyor. Yani şurada gördüğümüz dikdörtgen. PM uzunluğu ile NM uzunluğu eşittir diyor. Bakın şuradaki PM uzunluğu ile NM uzunluğu. Zaten buradaki işaretlerden de anlarsınız. Ve PML açısı 40 derece. Burada verilmiş zaten. Peki bize nereyi soruyor? KPN açısının kaç derece olduğunu soruyor. Şimdi böyle geometri sorularını çözerken, açı sorularını çözerken bize verilen bilgilere ipuçlarına çok dikkat etmeliyiz. Bakın şuradaki ilk önce şu açıyı bulabiliriz. Peki buradaki açıyı nasıl bulacağız? Bu ikisi beraber 90 derece oluyor. Bu bilgiyi de dikdörtgenden dolayı anlıyoruz. Eğer burası 90 derece ise 40 olduğuna göre 90'dan 40'ı çıkarıyorum ve şuradaki açının 50 derece olduğunu anlıyorum. Peki burası 50 derece ise şu karşıdaki açılar, yani şu ikiz olan kenarların karşısındaki açılar, yani şurası ve şurası birbiriyle aynı olmak durumunda. Çünkü ikiz kenarların karşısındaki açılar aynı oluyor. O zaman 180'den şu 50'yi çıkarıyorum. Şimdi şu üçgenin içine girdim, bakın dikkat ederseniz. 180'den 50'yi çıkarıyorum. Geriye ne kalıyor? 130 derece. Şu iki açı 130 dereceymiş. O zaman ne yapıyorum? 130'u 2'ye bölüyorum. Eşittir 65 derece. Yani şuradaki açı 65 derece, şuradaki açı da 65 derece. Şimdi ben ne yapmalıyım? Bu üçgenden çıkıp şu üçgene gireceğim. Bakın şuradaki açıyı bulabilirim. Çünkü burası N açısının tamamı ne oluyor? 90 derece oluyor. 90'dan 65'i çıkardığımız zaman ne kalıyor? 5, 25 derece. Şurası 25 oldu. Şimdi artık hedefimde olan küçük üçgenin içine girmiş oldum, soru işaretinin olduğu yere. Ve şurasında 90 olduğunu biliyorum çünkü dikdörtgenin açıları 90 derece. 25 burası, 90 burası. Üçüncüyü bulmak kalıyor. Ne yapıyorum şimdi? 90 ile 25'i topluyorum. 5, 11, 115. Şu ikisi 115. 180 oluyor biliyorsunuz üçgenlerdeki açıların, içerideki açıların toplamı. 180'den bu ikisini çıkarıyorum şimdi, 115'i. Bakalım ne kalacak? 5, 7 kaldı burada. 6. Demek ki buradaki soru işareti olan açı 65 dereceymiş. Neyse yazmayalım, şeklimiz çok karışmasın. Cevabımız burada C şıkkı olacak. Bu şekilde çözümü yaptık. Umarım sizler de benim gibi bulmuşsunuzdur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.